Merhabalar, Fatek Operatör Panel Eğitimine hoş geldiniz. Bugün sizlere Epson marka bir yazıcı ile Fatek Operatör Panel arasındaki haberleşme uygulamasından bahsedeceğim. İki cihaz arasında herhangi bir haberleşme protokolü bulunmamakta. Örneğin bir Modbus gibi bir haberleşme protokolü bulunmuyor. Bildiğiniz üzere Fatek Operatör Panelleri açık protokolü desteklemekte. Bundan dolayı da bu tarz haberleşmelere imkan sağlamakta. Burada bir nokta vuruşlu yazıcı ile Fatek Operatör Panel arasında bir alarm uygulaması yaptık. Operatör panelinden her alarm geldiğinde bu nokta vuruşlu yazıcılarda bir satır olarak gösterilecek. Örneğin ilk alarmımızı gönderelim. Bu işlemin tabii en sonunda kağıdı çıkarıp size göstereceğim. Bir de ikinci alarmı gönderelim örneğin. Alarmları tekrar tekrar gönderelim. Birkaç satır yazsın. Son olarak bir kere daha gönderelim. Evet, kağıdı çıkaralım. Evet, şöyle göstereyim isterseniz. Biz burada bir makro ile tarih saati ekledik bu alarmın önüne. Görmüş olduğunuz gibi hemen sağ kısmında da sıcaklık çok yüksek ve alarm var. Alarmlarımızda mevcut. Alarm uygulaması bu şekilde. Videonun kalan kısmına bilgisayar ekranından devam edeceğim ve bu kısımda da uygulamadan bahsedeceğim. Dilerseniz program tarafını inceleyelim. Öncelikli olarak proje keşfecisinden bağlantı sayfasını açıyorum. Sonrasında mevcut bağlantıya çift tıklıyorum. Burada isim yazıcı olarak belirlenmiş. Birazdan bunun nerede kullanıldığını göstereceğim. Arayüz tipimiz doğrudan bağlantı. Üretici ve seri de User Defined protokol olarak ayarlanmış durumda. Bu kısımda ise bağlantı noktamız normal şartlarda 1 olmalı. Bunun sebebi 232 portu ile yazıcı ve operatör panelinin haberleşiyor olması. Ancak ben size birazdan bu uygulamanın çalışma şeklini bilgisayar üzerinden göstereceğim için COM2'yi seçiyorum. Yani operatör paneli ile bilgisayar arasındaki bağlantı 485 portundan yapılmış oluyor. Tekrar ediyorum. Siz eğer ki fiziksel olarak yazıcıyla haberleşecekseniz COM1 olarak burayı seçmeniz gerekir. Ve tabii yine aynı şekilde yazıcı ile operatör paneli arasındaki haberleşme ayarlarında karşılıklı olarak birebir aynı olması gerekmektedir. Bu ayarları da buradan yapabilirsiniz. Sonrasında etiket kütüphanesini inceleyelim. Etiket kütüphanesinde 7 tane etiket tanımlanmış durumda ve bu etiketlerin her birisi makro içerisinde kullanılmakta. İşte bunlar link, alarm, tarih, saat, boş, LFF ve eğik şeklinde tanımlanmış durumda. Bu etiketlerin tümünün tipi ASCII olarak belirlenmiş durumda ve farklı uzunluklarda bu etiketler tanımlanmış. Bu uzunluklar sizin ihtiyacınıza göre belirlenebilir. Burada örneğin alarm yazısı için biz 50 karakter boşluk bırakmışız. Burada siz alarm var değil, örneğin işte başka bir şey yazacaksanız ve daha uzun bir yazı yazarsanız buradaki 50 data boyunda bunu yazabilirsiniz. Ekran listesine dönüş yapıyorum. Burada küçük bir değişiklik yaptım. Şöyle bir metin göstergesi ekledim. Burada V2000'i kullanıyorum. V2000'i 100 data boyunda burada gösterdim. V2000 kullanmamın sebebi yazıcıya biz veriyi en son V2000'den gönderiyor oluşumuz. Yani dolayısıyla eğer ki elinizde bir yazıcı yoksa ve denemelerinizi yapmak istiyorsanız buradaki bu metin göstergesinden de
bu denemeleri yapabilirsiniz. Bundan dolayı da bunu eklemiş oldum. Artık proje keşfedicisinden makro kısmına geçiş yapabiliriz. İki adet hatırlayacak olursanız alarmımız mevcuttu. Bunlardan bir tanesini inceleyelim. Makromuz yaklaşık olarak 29 satırlık bir program. Sağ tarafta görmüş olduğunuz kısımlar çift slash ile başlayıp çift slash ile biten kısımlar satır açıklamaları. Yani her bir satırın kendine ait bir açıklaması var burada. Sizler de bu yazılımı videonun altındaki linkten direkt olarak indirebilir ve bu programı kullanabilirsiniz. Bu açıklamalar sayesinde de daha kolay bir kullanım sağlamış olduk. İlk kısımda dilerseniz satır satır üzerinden geçelim hızlıca. İlk kısımda yazıcı yazısını link bir etiketine göndermişiz bakın burada. Tabii bu yazıcı yazısı az önce göstermiş olduğum bağlantı sayfasındaki yazıcı yazısının ta kendisi. Oradaki yazıyla buradaki yazının aynı olması gerekmekte. Yani örneğin orada 1, 2, 3 yazıyor olsaydı burada da 1, 2, 3 yazıyor olması gerekirdi. İkinci kısımda alarm etiketine bakın alarm var yazısının hex karşılığı yazılmış. Burada bu karakterleri bir yazıyı daha doğrusu bir ASCII tablosuna bakarak yazabileceğiniz gibi daha kolay bir yöntem olan bir siteyi de kullanabiliriz. Şimdi bunu seçtikten sonra kopyalayayım ve sitenin kullanımını sizlere göstereyim. Kopyaladıktan sonra Google'a örneğin hex to ASCII yazarsanız istediğimiz site gelecek. İlk sıradaki siteye tıklayabiliriz. Bakın burada işte bir hexadesimal karakterleri, ASCII karaktere dönüşüm mevcut. Şöyle az önce kopyalamış olduğum hexadesimal değerleri yapıştıralım ve çevirelim. Bakın burada alarm var yazısını görebilirsiniz. Tabii biz bu yazıyı nasıl yapıyoruz? Bakın şurada ters çevirerek aslında biz yazıyı yazmış olduk. Mesela şu şekilde. Sonra convert deyip şu kodu kopyalayıp hexadesimal değerleri kopyalayıp makromuzun içine yerleştirdik. Dolayısıyla bu işlemi çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Bir alttaki satıra bakacak olursak tarih yazısının yazıldığını görebiliriz. Tabi burada 0D, 0A ve 3A karakterleri farklılık gösteriyor burada. Mesela bunu da kopyalayalım. Ve gidelim. Tabi çevirmemiz lazım önce. Yapıştıralım ve çevirelim. Bakın burada bir satır atladı ve tarih yazısından sonra iki nokta üst üste koymuş oldu. Şimdi bir tablo üzerinden aslında bu işlemler gerçekleştiriliyor. Bu tablo nedir? Bir ASCII tablosudur. Örneğin 3A'yı inceleyelim. 3A iki nokta üst üste demek. Bakın tablomuz bu. Şimdi 3A'yı incelemek için hex karşılığını şu şekilde taramamız gerekiyor. Ya da iki nokta üst üsteyi bu listeden bulmamız gerekiyor. Örneğin sırayla tarayalım. Ve bakın şurada 3A'yı buldum. 3A'nın hemen karakter karşılığına bakacak olursak bakın burada iki nokta üst üste olduğunu görebiliriz. Ya da tekrar açalım tablomuzu. Mesela 0D ve 0A kullanılmış. Burada da bakın 0D'nin satır başı, 0A'nın da satır sonu ve yeni satır başlangıcı olduğunu görebilirsiniz. Tekrar makroya dönüş yapıyorum. Bakın bu kısımda ise bir saat etiketine işte saat yazısının hex karşılığı artı 2 nokta üst üste konulmuş. Bakın 3A 2 nokta üst üste demek ve şurası da saat yazısının ta kendisi. Burada boş etiketine, bir alt satırda boş etiketine 20 değeri gönderilmiş. Hemen tablomuzu inceleyelim. 20'nin karşılık geldiği, bakın burada
boşluk olduğunu görebilirsiniz. 20'nin karşılığı. Tekrar dönüş yapıyorum. 2F'yi görebiliyoruz. Eğik çizgi. Yine tabloda eğik çizgiye denk geliyor. Tekrar gidip incelemeyeceğim. Ve LFF etiketine de yine 3A yani 2 nokta üst üste karakterinin hex karşılığının taşındığını görürsünüz. Tabi burada 2 nokta üst üste saat verisini ayırmak için kullanılıyor. Bir alt gruba bakalım. Artık bu kısımda hex formatındaki sayılar ikili sayı formatına dönüştürülüyor. Burada örneğin boş etiketinin içindeki veriler ikili sayı formatına dönüştürülerek V554 adresinin içerisine yazılıyor. Yine aynı şekilde LFF 2 nokta yani 2 nokta üst üste bakın şuradan görebilirsiniz 3A LFF demekti. 2 nokta üst üste V556 ve eğik V558 adresine taşınıyor. Yani programın geri kalanında benim için artık V554 adresi boşluk, V556 adresi 2 nokta üst üste ve V558 adresi ise eğik çizgi yani slash demek. Bir alt satırda sistem saat ve tarih bilgisi V400 adresine yazılıyor. Ve kalan satır bloğunda ise N2A ya da N2A fonksiyonuyla beraber desimal veriler ASCII string formatına dönüştürülüyor. Bunlar işte gün, ay, yıl, saat, dakika ve saniye formatında hepsi teker teker taşınmış oluyor. Şunlar karakter data boyutları daha doğrusu. Örneğin yılda 4 karakter mevcutken işte saatte 2 karakter mevcut olduğu için bu şekilde taşıma işlemleri gerçekleştiriliyor. Tabi taşıma nasıl yapılıyor? V400 adresine yazılmış da hatırlayacak olursak ve sırasıyla tabi 400, 401, 402 şeklinde devam ediyor tüm veriler. Buradan da işte V2010'a, 2013'e, 2016'ya şeklinde saat ve tarih verileri taşınmış oluyor. Bir alt kısımda ise yine aynı şekilde tarih etiketinin içindeki veriyi 9 karakter boyutunda V2000'e ikili sayı formatında taşıyoruz. Bakın şöyle görebilirsiniz. Alt kısımda ise artık taşıma işlemleri devam ediyor. Yine bir adet eğik çizgi kullanılmış. Mesela bakın 558 buradan görebilirsiniz. Tabi bu bir eğik çizgi tarih verisini ayırmak için kullanılıyor. Örneğin işte 10. ayın 10'u dediğimizde arada bir eğik çizgi kullanıldığında bu satır yazmış oluyoruz bunun için. Bundan dolayı da bunları kullanmış oluyoruz. 2 adet eğik çizgi kullanıyoruz bir tarih verisinin içinde. Dolayısıyla bakın burada 2 adet kullanmışız. Sonrasında bir boşluk vermişiz ve tarih verisini bu şekilde kapatmışız. Saate geçiş yapmışız. Tabi saat verisini ayırmak için de örneğin işte onu çeyrek geçerken 2 nokta üst üste kullanmamız gerekiyor. Bu da V556'dan bakın o da burada V556 bu şekilde. Ve son olarak alarm yazısındaki etiketimizde bakın burada alarm yazımız şuradan geliyor. Şuradan görebilirsiniz. Bunu da yine ikili sayı formatına dönüştürerek V2000'li gruba taşımış oluyoruz. Ve artık V2000'den başlayarak tüm blok hazırlanmış oluyor. Artık bir okunabilir formata dönüşmüş oluyor. Sonrasında ise artık bu veriyi dışarıya yazma ya da dışarıdaki cihazdan okuma işlemi kalıyor. Son satırda bu işlem gerçekleşiyor. Bu fonksiyon, IO write and read fonksiyonu bu işlemi gerçekleştiriyor. Ne yapmışız? V2000'den başlayarak 100 data boyunda link 1'e. Link 1 nereden geliyor? Bakın buradan link 1. Tabi link 1'in içindeki etiket ve yazı neydi? Yazıcı. Dolayısıyla az önce göstermiş olduğum sayfadaki bağlantıyı bulmuş oluyor bu sayede. Link 1 adresine ya da link 1 cihazına bu veriyi gönderiyor 100 data boyunda. Tabi de okuma özelliği var ama biz okuma yapmadığımız için V170 adresini burada atamışız ancak 0 data boyunda okuma gerçekleştiriyoruz. Yani aslında hiç okuma gerçekleştirmiyoruz. Bu şekilde de programımız bitmiş oluyor.
Şimdi benim bilgisayarımla operatör panelim arasında 485 portuyla bir bağlantı mevcut. Şimdi açacağım yazılımla beraber bu denemelerinizi de yine bilgisayar üzerinden de görebilirsiniz. Az önce denemiş olduğum bazı fonksiyonlar mevcut. Şimdi bunları bir temizleyelim ve temiz bir şekilde görelim. Şimdi örneğin alarm var butonuna basıyorum. Ve bakın burada aslında yazıcıya gidecek formatı yine aynı şekilde görebilirsiniz. Örneğin ne demişiz? Tarih, boşluk. İşte operatör panelinin içerisindeki gerçek zaman saatinin tarihi ve saati. Ve son olarak alarmın kendisi. Mesela bir daha göndereyim. Bakın burada saatin değiştiğini görebilirsiniz. Örneğin 13 saniye 13 iken şu anda saniye 31. Burada saat ve tarih verisinin değişken olduğunu görebilirsiniz. Bir başka alarmı gönderelim. Bu da sıcaklık çok yüksek alarmıydı. Bakın yine aynı şekilde saat verisinde değiştiğini görebilirsiniz. Bu şekilde programlarınızı da deneyebilirsiniz.